Bismillahirrahmanirrahim. Bab-ı hacc-i sagir. Bu bab, sagirin hacci beyanındadır. Büluğa ermemiş bir çocuğun hacci olur mu, olmaz mı? Bu bir sevabı var mı, yok mu? Bu cihetten düşünülür. Bir de bu hac yaptı, sonradan da büyüdü, tekrar ona hac etmek vacip olur mu, olmaz mı? Bu meseleleri burada İmam-ı Tahavi izah buyuruyor. حدثنا يونس بن عبد العالى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني إبراهيم بن عقبة عن ابن عباس رضي الله عنهما إبراهيم بن عقبة عبد الله بن عباس روايت ediyor ki أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم bir kadın Peygamber Efendimize sordu an sabiyin bir sabinin hükmünden sordu ki هل لهذا من حج çocuğu kaldırdı, Resul-i Ekrem'imize gösterdi. Ya Resulallah, helli hâzâ bunun için orucu mudur? Min haccin hacda. Bunun haccı kabul olur mu yani? Kâle Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki, naam, bunun için hac vardır. Yani haccin sevabı vardır. Veleki ecrun, senin için de sevap vardır. Çünkü o çocuk kendi başına yapacak değil ya, yapamaz. Onun validesi onu hac niyet etmiş, götürmüş, getirmiş. O kadına da sevap var. O çocuğa da sevap var. Haddesena Yunus'un Yunus'u kâle hadde akhberen ebn vehbin enne maliken haddesehu an İbrahim'e bin Ukbe fezekere bi isnadihi mislehu. Eyni hadisi şerifi İmam-ı Tahavi başka bir senette daha zikrediyor. Birincisi Süfyan ibn-i Uyeyne terigiyle, ikincisinde İmam Malik terigiyle rivayet eyledi. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccacun قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله المادشون عن إبراهيم بن عقبة فذكر بإسناده مثله. بدا إمام التحاوي محمد بن خزيمة تركيل بحديث شريف رواية إلى قال أبو جعفر إمام التحاوي بيردرر فذهب قوم بير قوم ذاهب بلدرر إلى أن الصبي بلوغير ممش çocuk إذا حج حج درس قبل بلوغه بلوغندن أول اجزاءهُ ona kifayet eder zalik onun hacci neden min hüccetil İslam hüccetil İslam'dan farz olan haccinin yerine geçer dediler. وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ o çocuk üzerine vacip olmadı en yehucce ba'de zalik ondan sonra hacc etmek ba'de bülûğuhi bülûğa erdikten sonra bülûğa erdikten sonra ona tekrar hacc etmek farz değildir. Çünkü çocukken o haccini yapmıştır dediler. وَاَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında ihticat ettiler. بِهَذَا الْحَدِيثِ bu hadisi de delil getirdiler. Fakat aşağıda reddediyor ki bunu diyenler bir şirzime-i garile ve ehli bid'at sahipleri bununla istidlal ettiler. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ ulemanın diğerleri yani cumhur ulema bunları muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki da yücüzihi o çocuğun çocukluğunda yapmış olduğu hac kifayet etmez. Hacetil İslam farz olan hacden kifayet etmez. Ve aleyhi bu çocuk üzerine vaciptir. Ba'de büluğuhi büluğa erdikten sonra hicretun uhra başka bir hac yani farz olan hacı yapmak ona vaciptir. Ve kâne minel hücceti lehum bunların lehine olan hüccettendir. Endana bizim indimizde. Yani tekrar buluğa erdikten sonra hac edecektir diyenlere. Onların lehine, kimin aleyhine? Alâ ehlil mekâletil ula, birinci mezhep sahiplerinin de aleyhine. Hüccettendir ki enne hâzel hadise, bu rivayet edilen hadis. İnnemâ fîhî, bu hadiste olucudur ki, enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resûl-i Ekrem Efendimiz, ahbara haber verdi ki, enne lissabî haccet. Sabi için hac vardır. Yani niyet ettirilir, hac niyet ettirilir, yaptırılırsa onun için hac vardır. Yani haccın sevabı vardır. Ama nafiledir. Farzdan olamaz. وَهَذَا مِمَّا bu bir meselelerdendir ki قَدْ اَجْمَعَ النَّاسُ نَاسْ icma eyledi cemiyan hepsi aleyhi bunun üzerine icma eylediler ki çocuğa niyet ettirilirse onun haccı olur. وَلَمْ يَخْتَلِفُوا اِخْتَلَافِ etmediler ki اَنَّ لِسَّبِيِّ حَجَّنْ sabi için hac farzdır كَمَا اَنَّ لَهُ صَلَاتًا ona namaz farz olduğu gibi وَلَيْسَتْ تِلْكَ السَّلَاتُ o namaz olmadı bir faridetin farz olmadı aleyhi anhu sallam
Yani bunda da ihtilaf yok ki çocuk hac yapar, nafile namaz da kılar. Fakat onun için hac vardır, onun için namaz da vardır. Mesela 7 yaşına girdi mi namaz öğretilir, kıldırılır. 10 yaşında gene kıldırılır. Ülo verildiğine kadar namaz kıldırılır. Bu da vardır. Hac caiz, bu da caiz. Bu ne manasına? Veleyse tilke salatu, o namaz olmadı. Bir faridatin aleyhi, o çocuğa farz olmadı. Ama namaz kıldırılır. Hac da böyle. Hac yaptırılır ama o ona farz değildir. Bu hadiste bu vardır. Yani hac yaparsa sevabı var, namaz kılarsa sevabı var. Fakat farz, namaz farz olmadığı gibi hac da ona farz değil. Fekezalike izâ, böylece kadîh sözü caiz olur ki en yekûne lehu haccü, o çocuğu için hac ola. Ve leyse zâlikel haccü, halbuki o hac olmadı. Bi faridatin aleyhi, çocuk üzerine farz olmadı, namaz gibi. Ve innemâ hâdel hadîsü, bu hadis hüccetün, hüccettir alâ men, bir kimsenin aleyhine ki zâme, o zûmetti ki ennehu lâ hacce lissabî, sabiye hac olmaz. Sabiye çocuğa niyet edirsen, götürsen de hacını yaptırsan onun sevabı yok. Buna niyet olunmaz. Böyle diyenlerin aleyhine hüccettir bu. فَاَمَّا مَنْ يَقُولَ, ama bir kimse dese ki اِنَّ لَهُ حَجَّدْ, onun için hac vardır, yani hacın sevabı vardır. وَاَنَّهُ غَيْرُ فَرِيدًا, hac olur ama fakat o hac ona farz değildir. فَلَمْ يُخَالِفْ شَيْئًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ, o hadisten hiçbir hükme muhalif olmadı böyle diyenler. وَاِنَّمَا خَالَفَ, böyle diye muhalefet etti neye? Tevil-i muhalefetin, bir muhalefetin teviline. Öyle muhalefet ki hasetin, has olan bir muhalefet. Muhalefet hangisi? Çocuğa hacı niyet ettirirsen sahih değildir diyenlere, onlara muhalefet etti ki hayır. Çocuğa niyet ettirirse, hac niyet ederse hacı olur, nafile olarak sevabını alır. Ve hâze ibn-i Abbas'ın radıyallahu anh'ın Ayşe Abdullah ibn-i Abbas huvellezî ol bir şahıstır ki revâ hâzel hadîse, bu hadisi rivayet eyledin Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bu hadisi rivayet eyledi ki çocuğun haccı vardır diye. Sümme kad sarafe huve, o sarf eyledi. Hacca sabiyyi, sabirin haccini neye? İlâ gayril farizeti, farzın gayrisine. Çocuğun haccı vardır, eleke haccun. Ya bu çocuğu kaldırdı da kadın gösterdi ki elehu haccun, bu çocuğa hac var mıdır? Hac vardır diye. Bunu kim rivayet etti? Peygamber Efendimiz'den Abdullah ibn Abbas. Orada bunun farzından vakı olur dedi mi? Yok. Hadiste bu yok. Ve ennehu la yücüzi, o çocuğa kifayet etmez. Ve de bülûhî, bülûhî erdikten sonra min haccetil İslam. İslam da farz olan hacdan kifayet etmez. Bunu işte Abdullah ibn Abbas bu böyle iştihad etti ve söyledi. Bunu da ispat ediyorum. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Abdullah ibn Raca kâle haddesena İsrail an Ebi İshâka an Ebi Sefer kâle semeyetü ibn Abbasin yekûl, Abdullah ibn Abbas işittim ki derdi ya eyyühen nas, ey nas esmi'ûni, beni işittiriniz, neyi, ma tekûlûne, dediğiniz şeyi. Siz ne söylüyorsunuzsa esmi'uni, beni işittiriniz, yani bunu iyi ezberleyiniz, belirleyiniz, anlamazsınızsa bana söyleyiniz, anlatayım. Ve la tahrucu tekuluna, siz der olduğunuz halde buradan çıkmayınız. Çıkmayınız. Ne? Kâle İbn Abbas. İbn Abbas böyle dedi, İbn Abbas şöyle dedi. Çıkıp bunu söyler olduğunuz halde çıkmayınız. Yani evvela iyice belirleyin, ondan sonra gidin benden bu meseleleri neşredin. Eyyuma gulamin. Şimdi Abdullah ibn Abbas'ın sözü. Hangi bir gulam ki, yani büluğa ermemiş çocuk ki hacce bihi ehlu, ehlu ona hac yaptırdı. Femate, o çocuk öldü. Fakat kada haccetel İslam, öldüğünden dolayı İslam haccini bu yapmış sayılır bu. Fein edreke, yok o idrak ederse, büluğa ererse فَعَلَيْهَنْ üzerine vaciptir. الْحَجُّ, farz olan haccun üzerine vaciptir. وَاَيْيُّمَا عَبْدٍ, hangi köle ki hacce bihi ehlu, ehli ona hac yaptırdı. فَمَاتَ, o adam da öldü. فَقَدْ قَدَى حَجَّةَ الْاِسْلَامِ, o köle öldü ama öyleyse
hac yaptığından yapmış olduğu o hac, Haccetül İslami yapmış sayıldı. Fe'in ve atıkaya yok o köle azat edilirse fe'aleyhi annetlerin orucudur. El haccü hac orucudur. Şimdi Abdullah bin Abbas bak diyor hac olur, o çocuğun kölenin hac olur ama fakat köle azat edilirse, çocuk buluğa girerse tekrar hac yapacak. Haddesena Muhammedun gâle haddesena Haccacun gâle haddesena Hammadun en Yunus ebni Ubeydin en Ubeydin sahibin Hulid. Şimdi burada Yunus İbni dedikten sonra bir Ubeyd kelimesini okusan. Ubeyd Al. Ondan sonra ikinci Ubeyd geliyor. İbare şöyle. En Yunus ebni Ubeydin en Ubeydin sahibin Hulid. Kâle seeltü bin Abbas. Abdullah bin Abbas'a sordum. Anil memluki memlukten köleden ki izâ hacce haccisse sümme ütüke bâde zâlik ondan sonra da azad olunsa bunun üzerine hac var mıdır? Yok mudur? Kâle Abdullah bin Abbas buyurdular ki aleyhil haccü eydâ azad olduktan sonra onun üzerine hac etmek vardır. Ve anis sabiyyi sabiden de sordum diyor. Yehuccü hac eder. Sümme yehtelimu sonra da ondan sonra da büluğa girer. Kale Abdullah bin Abbas buyurdu ki yehucceyde tekrar o farz olan haccini yapar. Ve kad zaamtum İmam-ı Tahavi öteki zümreye diyor ki siz zahmettiniz ki yani o çocukken yapmış olduğu hac farz olan haccinin yerine kaimdir diyenlere siz zahmettiniz ki enne men revâ hadisen bir hadisi rivayet eden kimse fâhu a'lemu bi tevilihi bu hadisin tevilini daha iyi ziyade bilen de odur. Böyle zömettiniz. Dediniz. Fihada İbni Abbas'ın radıyallahu anh'ın var. İşte Abdullah İbni Abbas. Kadrevanin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. Mâkal zekerna fi evveli hâtel bâb. Bu babın evvelinde zikreylediğimiz hadisi o zikreyledi. O rivayet eyledi. Sümme kâlehu ve sonra Abdullah İbni Abbas'ın kendisi dedi. Neyi? Mâkal zekerna bu zikrettiğimizi. Yani o rivayet etti ki bu çocuğun hacı var mıdır? Evet hacı vardır işte. Rivayet eden ondan sonra da kendisi diyor ki o çocuğun hacı vardır. Ölürse Haccetül İslam'ı yapmış sayılır. Fakat kalır da büluğa girerse tekrar İslam da farz olan hacını yapacaktır. Bu hadisi rivayet eden Abdullah bin Abbas hadisin tevilini de iyi bilen o. Feyecib vacib olur ala aslikum sizin aslınız kaideniz üzerine. En yekûne zâlike bu ola delilen delil olay. Abdullah ibn Abbas'ın bu rivayetine ya. Elâ mânâ maşul bir mânâye delil ola ki. Ruvi yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Min zâlike bu meselede. Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen bu çocuğun haccı vardır. İşte o mânâye ne demek? Buna yani delalet ediyor ki. Onun haccı kabul olur ama nafile olarak. Sonradan hülûğa girerse tekrar yapacak. Fe'in gâle gâilun bir adama itiraz etse dese ki femellezî delle delalet eden şey nedir? Alâ enne zâlikel hac o çocuğun yapmış olduğu hac la yücizîhî ona kifayet etmez. Min haccetil İslam İslam'da farz olan hacdan kifayet etmez. Buna deliliniz nedir? Ultu ben ona cevaben derim ki kavlu Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in kavli şerifidir delil. O da hangi kavli şerifi? Rufi'al kalemu an selâse. Kalem üç kimseden ref edilmiştir. Anis sagire hatta yekbur. Çocuktan kalem ref edilmiştir hatta büyüyene kadar. Bu hadisin bir kısmı. Evet. Diğeri üç kimseden. Birisi de uyuyandan ref edilmiştir uyanıncaya kadar. Deliden ref edilmiştir aklı gelinceye kadar. Burada da çocuktan ref edilmiştir büyüyünceye kadar. وَقَدْ زَكَرْتُ ذَٰلِكَ ben bunu zikreyledim ve esanidi senetleriyle fi غَيْرِ هَذَا الْمَوْدِ bu mevzi'nin gayrisinde min hadir kitap bu kitapta başka bir yerde bunları uzun uza diye senetleriyle zikreyledim. Burada bir felemma noksan felemma sebete vaktaki sabit oldu ki اَنَّ الْقَلَمَ عَنِ السَّبِيِّ مَرْفُعُونَ kalem sabiden merfudur yani sabinin işlediği işleri kiramen katibin yazmazlar. Sebete sabit oldu ki ennel haccı aleyhi gayru mektubi. Hac da onun üzerine farz değildir. İşte delilimiz de bu. Ve gad ecme'u ulema icma eylediler ki enne sabiyyen levdehale. Bir sabi girse fi vakti salatin bir namazın vaktine
fesallaha, onu kılsa. Sümme belâ bâde zâlik fî vaktiha, o vakit çıkmazdan çocuk akil bali olsa, enne aleyhi, o çocuk üzerinedir, artık akıl bali oldu ya vakit çıkmadan, onun üzerine vaciptir en yu'idaha, namazı iade eder. Ve huve bu fî hükmü men, bir kimse hükmündedir ki lem yusalliha, kılmadı. Büluğa ermezden evvel mesela evde vakti girdi, büluğa ermemişti, namazı kıldı. Evde vakti çıkmadan büluğa erdi. Öyleyse o evvelki namazı kılmamış gibi olduğundan tekrar o önleyi iade edecek. Çünkü önlerin evvel vaktinde kılmış olduğu nafileydi. Fakat önle vakti çıkmadan ona farz oldu, öyleyse farzı iade edecek. فَلَمَّا سَبَتَ ذَٰلِكَ وَقْتَكِ Bu sabit oldu min ittifakı ulemanın ittifakında. Böyle sabit oldu, sebete sabit oldu ki ennel hacce hac kezalik, o da böylecedir. Hac da böylecedir. Ve ennehu izâ belâ bâlu oldu mi? Fakat hacce kabde zâlik, halbuki çocukluğunda da hac etmiş ki ennehu, o çocuk fî hükmü men lem yehud, hac etmemiş adamın hükmündedir. Ve aleyhi an üzerine vaciptir en yehudce hacce de bâde zâlik, bülûğa erdikten sonra. Mesabih şarihi, burada bir ibare diyor ki, onu almış, haşiyesinde diyor ki, وَاِنَّمَا الدَّلِيلُ الْوَادِحِ قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in bir kevri şerifi vardır ki, bu daha kuvvetli, vadih bir delildir. نَعَمْ لَهُ حَجُّ النَّفْلِ O kadın çocuğu kaldırdı da, ya Resulallah, bunun haccı var mıdır? Peygamber Efendimiz buyurdu ki, نَعَمْ لَهُ حَجُّ O çocuğu, çocuk için hac vardır. Haccü nefli. Nafile olan hac vardır. Ve emmel fardu fela, ama farz değil ona. Farz olmamış. O nafile olarak hac yapar. Ve leki ecrün. Senin de, senin için de sevap vardır. Ve burada hadiste serahaten geliyor ki çocuğun yapmış olduğu hac nafile oluyor. Farz olmuyor. Ve in kâle kâilun, bir adam itiraz etse dese ki fekadir eyna fil hacci, biz hacde gördük. Hükmen bir hükmü gördük, yuhalifi hükmü salat, namazın hükmüne muhalif. Sen hacı namaza kıyas ettin, halbuki hacda bir hüküm var ki namazda o hüküm yok. Ve zâlike, bu da ennallâh azze ve celle, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, innemâ evcebel haccı, haccı vacip kıldı, alâmen bir kimseye ki vecede iyiliği sebîle, hacca gitmeye yol buldu. Yol bulabilirse ona farz kıldı. Ve lem yucibhu ala gayrihi, yol bulamayana vacip kılmadı. Fekâne uldi, men lem yecid sebilen ilel hacce, hacce yol bulamayan uldi, fela hacce aleyhi, an üzerine hac olmadı. Kessabiyyillezi, çocuk gibi kilem yebdu, üloğa ermemiş. Bu gidemez çünkü istitaat yok, yola gidecek, yol bulamaz o. Sümme kadecme'u, icma ile diler ki, enne men lem yecid sebilen ilel hacce, hacce yol bulamayan bir kimse. فَحَمَلَ حَمْلَسَ عَلَى نَفْسِهِ نَفْسِنَ Yani meşakkate girse, azmetse ve meşe yürüse, hatta hacca hac etse. Şimdi bu hac farz değil ama yol bulamıyor ama fakat meşakkate düştü. Ne etti? Etti, gitti. Gitti, haccını yaptı. اَنَّ ذَٰلِكَ يُجُزِيهِ Bunu yapmış olduğu bu hac buna kifayet eder. وَاِنْ وَجَدَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا بَعْدَ ذَٰلِكَ O hacı yaptıktan sonra serbest ise tekrar hacca gitmeye kolaylık bulsa, lem yecib aleyhi en yahucce saniyeten, ikinci defa hac etmek ona vacip olmaz. Niçin? Bil hacceti illeti kad kâne hacceha, ol bir hacci için ki kad kâne hacceha, onu yaptı, yapmış olduğu hac için. Gable vücudu hissebil, yol bulmazdan evvel hac yapmış diye o hac farz olan haccının yerine geçti. İkinci defa ona hac yapmak vacip değildir. Fekânen nazaru ala zâlik, buna kıyasen ola en yekûne kezâlike sabiyyû, sabi de böyle ola. İzâ hacca gablel bülû, bülûdan evvel hac ettiği vakıtta fefe'ale mâ lem yetib aleyhi, üzerine vacip olmayan hacı yapsa eczâhu zâlik, ona kifayet etmesi lazım buna kıyas edilirse. Ve lem yetib aleyhi, o çocuk üzerine vacip olmadı en yehucce saniyeten ba'del bülû. Bülûğ'dan sonra ikinci defa hac etmek vacip olmadı. Kıyas bunu icap eder. قِيلَ لَهُ adama denilir ki اِنَّ الَّذ۪ي لَا يَجِدُ السَّب۪يلِ Şöyle bir adam ki yol bulamadı. اِنَّمَا سَقَتَ الْفَرْضُ عَنْهُ
ondan farz sakit oldu. Ne için? Le ademül usul ile beyt, beytullah'a vasil olamadığı için. Vasil olamıyor, yol yok da onun için sakit. Feyza meşa, o adam yürürse, fesare ile beyti, beytullah'a ulaşırsa, fakat belagal beyt, beytullah'a ulaştı, işte yol buldu. Ve bulduğu gibi zaten üzerine farz oldu vakit. Vesare, o adam oldu, minel vacidine lissebil, yolu bulanlardan oldu. Fevacebel haccu aleyhi, onun üzerine vacip oldu. Hac, lizalike yol bulduğu için. Felizalik, bunun için kulna, biz dedik ki innehu eczahu hacceten, o adam yol buldu, geldi, fakir olsa bile o vakit haccini yapar. O hac yapmış olduğu da hac, farz olan haccından kifayet eder. Ve lennehu sare, o oldu daha da büluğuhil beyt, beytullah'a eriştikten ulaştıktan sonra kim gibi oldu? Kemen kâne şul, bir kimse gibi oldu ki o adamın menziluhu, menzili oldu hünâlik orada. Ehli Mekke, meskeli gibi oldu. O adam o ki Mekke'ye yetişti ve onun ev Mekke'deydi. Şu aleyhil hac, onun üzerine hac etmek vaciptir. Ve emme sabiyye, emme sabiyye gelince kemen kâne menziluhu hünâlike fâleyhil hac. O yol bulamayan bir adam aradı, taradı, netletti, geldi. Mekke-i Mükerreme'ye erişti. Güya o adam Mekkeli gibi oldu. Onun üzerine hac etmek farz oldu. Ve emme sabiyyü emme sabiy fe farzul hacci, haccın farzı gayru vacibin aleyhi, onun üzerine vacip değildir. Kable vüsulihi ilel beyt, beytullah'a vasıl olmazdan evvel ve ba'de vüsulihi iley, vüsul olduktan sonra da vacip değil. Ne vüsulundan evvel vacip, ne de Beytullah'a eriştikten sonra vacip. Ne için? Lirat el kalemi anhu. Kalem ondan kalkmış, kalem yazmaz. Ona mükellef değil. Fe izâ belâ bâde zâlik, bülûğa erdikten sonra Beytullah'a erişirse fehine izin, o vakit vecebe aleyhi, onun üzerine vacip olur. Farzul haccı, farz olan hac ona vacip olur. Niçin? Artık bülûğa ermiştir. Kalem merfu değildir. Kalem yazıyor. فَلِذَٰلِكْ قُلْنَا, bunun için biz dedik ki اِنَّمَا قَدْ كَانَ حَجُّهُ, on sabinin haccı oldu. قَبْلَ بُلُوغِهِ, bülüğundan evvel لَا يُجُزِيهِ, ona kifayet etmez oldu. وَاَنَّ عَلَيْهِ, o çocuk üzerine de vaciptir. اَنْ يَسْتَعْنِفَ الْحَجَّ, haccı yapa, yeniden yapa, بَعْدَ بُلُوغِهِ, bülüğundan sonra. Kim gibi? كَمَنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ قَبْلَ ذَٰلِكْ, bir kimse gibi ki o hiç hac yapmadı. Hiç hac yapmayan kimse nasılsa o çocuk da yeniden hac yapacak. Niye? Onun bülûğdan evvel yapmış olduğu hac yapmamış gibi. Farz olan haccın yerine kaim olmaz. Bülûğa erdikten sonra tekrar farz olan haccını yapacak. فَهَذَا هُوَ النَّزَرُ اِذَا تِيَادَ الْبَابِ, bu babda kıyasla nazar da budur. وَهُوَ قَوْلَ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى, bu üç imamın kavulleri, içtihatları da budur. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.